Merhaba, benim adım Salkan. Khan Akademi'nin kurucusuyum ve aynı zamanda yapay zeka ve eğitim üzerine Cesur Yeni Sözler adlı bir kitabın da yazarıyım. Oğlum İmran ile birlikte OpenAI'ın davetlisi olarak sundukları yeni teknolojilerden bazılarını denemek için buradayız. GPT-4 Omni ile Khan Akademi'de matematik öğrenmenin nasıl bir deneyim olacağını göstermeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Yükleniyor. Merhaba. Selam. Yanımda oğlum var ve bu matematik problemini çözerken ona yardımcı olmanı rica ediyorum. Lütfen doğrudan cevabı verme. Sorular sorabilir ve onu yönlendirebilirsin. Ancak konuyu kendi çabasıyla öğrendiğinden emin olmak istiyorum. İmran yanımda. Şimdi onunla konuşabilirsin. Elbette. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Şu soruya bir bakalım. Öncelikle alfa açısına göre üçgenin hangi kenarlarının karşı, komşu ve hipotenüs olduğunu belirleyebilir misin? Peki. Bunun alfa açısı olduğunu düşünüyorum. Hatta eminim. Doğru mu? Doğru. Şimdi üçgene baktığında hipotenüsün hangi kenar olduğunu söyleyebilir misin? Tam olarak emin değilim. Bu olabilir diye düşünüyorum ama emin olamıyorum. AC kenarı mı? Yaklaştın. Aslında ACY kenarına alfa açısının komşu kenarı denir. Hipotenüs dik üçgenin en uzun kenarıdır ve dik açının tam karşısındadır. Şimdi hangisinin hipotenüs olduğunu bulabilir misin? Tamam, sanırım şimdi anladım. Bence hipotenüs A'dan B'ye giden uzun kenar. Bu sefer oldu mu? Kesinlikle. Tebrikler. Artık hipotenüsü de bulduğuna göre hangi kenarın alfa açısının karşı kenarı olduğunu bulabilir misin? Peki. Daha önce bana bunun komşu kenar olduğunu söylemiştin ve bunun hipotenüs olduğunu biliyorum. Yani bu durumda BC kenarının karşı kenar olduğunu tahmin ediyorum. Harika bir çıkarım. Kesinlikle doğru. Alfa açısına göre, tüm kenarları tanımladığına göre, şimdi sana başka bir sorum var. Dik üçgende bir açının sinüsünü bulmak için kullandığımız formül neydi? Sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs. Mükemmel, bravo. Şimdi bu formülü kenarların uzunluklarını kullanarak alfa kenarını bulmak ve soruyu çözmek için kullanabilir misin? Biraz önce BC kenarının yani 7'nin karşı kenar olduğunu söylemiştin. Ve sonra hipotenüsün uzun kenar olduğunu söyledin. Yani AB kenarı. O da 25 olduğuna göre cevap 7 bölü 25 olabilir mi? Tebrikler, doğru cevabı buldun. Sinüs alfa eşittir 7 bölü 25. Önce kenarları bulup sonra da sinüs formülünü kullanarak harika bir iş çıkardın. Başka soruların varsa yardımcı olmaktan mutlu olurum.